Afiyet olsun. Senin adın gerçekten Toprak mı? Benim gerçekten adım Toprak. Peki çiçeklerin, çimenlerin büyüdüğü toprak gibi mi? Evet, onun gibi. Bu ne? Aksin. Evet, sağ ol kızım. Bu arada geçmiş olsun. İnme mi? Vallahi geçmiyor. Aynısı benim rahmetli babama da olmuştu. Vallahi ben buradayım. Öyle hemen gitmeye falan niyetim yok. Tekrardan başın sağ olsun Toprak. Sağ olun. Allah size uzun ömürler versin. Benim babam vefat etleri çok oluyor. Sen biliyorsun zaten. Tabii. Ah, Sinan abidir belki. Yok canım. O hayatta gelmedi. Onun küslüğü pistir. Pis. Ah Ayten ablacığım, hoş geldin. Gel. İşte dedim ben sana. Ay içim rahat etmedi. Dedim bir gideyim bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Kız kim? Arkadaşım abla. Arkadaşım Toprak, Ayten abla, Ayten abla Toprak. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, memnun oldum. Afiyet olsun. Ayten abla, biz de tam çıkacaktık, bir saat işimiz var da sen kalsan olurdu mu? Ay tabii tabii, siz gelin gezin rahat rahat, ben buradayım, ilgilenirim her şeyle. Ablacığım gezmek değil, işimiz var ondan. Ben üstümü değiştireyim o zaman. Ya tamam. Bastım. Yasemin, eve kadar geldim, ayıp olmadı değil mi? Yok, olmadı. Ama ben sana söylemiştim. Böyle bir şeyi kafaya taktın mı, peşini bırakamıyorum ben. Ya ne kadar güzel bir aile ama. Ama baban, o ayrı, o efsane. Ya iki dakikada nasıl sorguya çekti beni ya? Bak ben 20 yıllık polisim. Vallahi ben bile bu kadar hızlı dalamıyorum mevzuya. Yasemin. Rutkay Sezai Hersekli meselesi. Sorguda değilsin. Susmana ya da avukatını aramana gerek yok. Ne istiyorsun benden? Yasemin, bütün oklar seni gösteriyor. Yine de ya evet, bu kadın yapmış olabilir diyemiyorum. Neden? Çünkü bir şey var sende. İnsan sana inanmak istiyor. Ha. Yine de o sabıka mevzusunu öğrendiğimde şaşırmadım desem yalan olur. Ne o mevzu? Bakmışsındır sen dosyaya. Ya bir göz attım tabii ama ayrıntılarını bilmiyorum. Peki. Engin'le, yani kızımın babasıyla tanıştığımızda ben üniversite birinci sınıftaydım. Aşık oldum. Evlendik. 5 kuruş paramız yoktu ama. Ben okulu bıraktım. Abuk subuk işlerde girdim, çalıştım. Sonra da hamile kaldım. Tabii para lazım. Yok. Ben de bir halt ettim. Gittim babamın evine. Hatta sonra lokantasına. Ne var ne yoksa çantaya doldurdum. Tabii bir süre sonra o da bitti. Neyse. Engin bir gün geldi. Çok iyi bir fikrim var, çok paramız olacak dedi. Dedim nasıl olacak o? Sen merak etme, tek seferlik. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek dedi. Ha, kuyumcu meselesi. Büyük salaklık. Bayağı büyük salaklık. Ben gözcülük yapacaktım. O da içeri girecekti. Tabii olmadı. Beceremedik, yakalandık. İyi ki de olmadı. Sonra babam beni evlatlıktan reddetti. 6 sene boyunca hiç görüşmedik. Sonra her şey gitgide daha kötü oldu. Rengin doğmadan rengini kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ ol.
Yasemin. Halil Karaçam. Benim kuzenimdi. Kaç defa söyledim. Oğlum dedim, bulaşma şu heriflere. Harcarlar seni. Ama dinletemedim. Bazen insan en yakınındakine söz geçiremiyor. Yani anlıyorum seni. Yasemin. Senin parmak izin ne arıyordu Halil'in kıyafetlerinin üzerinde? Tamam biliyorum. Anlatmak istemiyorsun. Korkuyorsun. Haklısın da. Çünkü Burutkay denilen herif her şeyi yapabilir. Seni tehdit ediyor olabilir. Cinayeti üstüne yıkmaya çalışıyor olabilir. Sana pis işlerini yaptırıyor olabilir. Her şeyi yapıyor olabilir. Haklısın. O yüzden şimdi tersten gideceğiz. Ben önce o Rutkay denilen herifi paketleyeceğim. Ama sonra da sen ne biliyorsan anlatacaksın bana, tamam? Biliyorum. Kolay bir şey değil. Zor. Ama ben güveniyorum kendime. Güveniyorum mesleğime. Ya ben bu yüzden seçtim bu işi. Bu kendini güçlü zanneden aşağılık herifler senin benim gibi insanlarla uğraşamasınlar, haklarını yiyemesinler diye. Sadece ikimiz için de değil ha. O Fidan Hanım. Zorla duruyor değil mi o herifin yanında? Telefonunu versene. Ne yapacaksın? El koyacak halim yok, ver. Yasemin, bu benim numaram. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Ben seni peşini bırakmayacağım. Yani tek delilim sensin. Yapacak bir şey yok. Bir şey olduğunda ara beni. Babaya selam. Bücürü de çok öp benim yerime, tamam? Teşekkür ederim. Halil Karaçam. Kendisini tanıyor musunuz? Kuzeniymiş. Kuzeniymiş bize. Amirim. Alo, Semih ne haber? Asayiş Berke var mı? İyi, iyi amirim. Ya burada hiçbir problem yok, merak etmeyin. Esas ben sizi özledim. Siz nasılsınız? Kafa tatili nasıl gidiyor? İyi vallahi abi Semih, ne yapayım işte. Şimdi saunaya girdim. Birazdan da masaj alacağım. Oh, ciddi misiniz ya? Ya saçmalama Semih ya. Allah Allah, ne tatili oğlum? İşimizin başındayız. Sen müdürden haber ver. Ne alemde oralar? Vallahi onu bugün çok ortalıkta görmedim amirim. Hatta kapısının önündeyim. Sizin hattınıza istiyorsanız bir selam. Vereyim. Bizim arkadaşlar bulmuşlar. Oğlum ne diyorsun Semih ya? Alo Semih, geliyor mu sesim? Ha, buradayım, buradayım amirim. İyi tamam, bir durum olursa beni haberdar et hadi. Tamam, merak etmeyin. Fidan Hanım.
Zorla duruyor değil mi o herifin yanında?